Bütün izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle döviz piyasasında çok hareketli günler yaşıyoruz tüm ekonomi olarak. Tabii böyle hareketlilikleri gördüğümüz zaman da önümüzdeki dönem için kurun nereye gideceğini size arz etmemiz önem taşıyor. Diğer bir noktada belki ondan da önemli olanı, bütün bu karmaşa içinde aslında bir takım bu olumsuz durumu kullanmaya çalışan bir insan grubunun olduğunu ve bunlara ilişkinde uyanık olmak gerektiğini bu videomuzda vurgulayacağız. Çünkü bunların yapmak istedikleri olay bizleri bir şekilde terse getirmek ve çok büyük iktisadi menfaatler, çıkarımlar kendilerine sağlamak. Bu noktada bu tip insanların da maskesini düşürmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Ve videomuzda yine önümüzdeki dönemde kur nereye gider? Bunun teknik, finansal ve siyasi olarak da beraber bir analizini yapacağız. Değerli arkadaşlar, topluma baktığımızda ya da topluma baktığımda ben hep 3 çeşit insan olduğunu düşünmüşümdür şahsen. Bunlardan birincisi kuzular, ikincisi çakallar, üçüncüsü de kangallar. Kuzular dediğim toplumda üretim yapan işçisi, köylüsü, memuru, mühendisi, doktoru, avukatı, yani toplumu toplum yapan, toplumu sırtında taşıyan, artı değer yaratan, üretim yapan, alın teriyle çalışan insanlar grubu. Çakallarsa nizamı bozmaya çalışan ve bu üretken insanların yarattığı artı değerleri hileyle, hurdayla, oyunla, tertiple bir şekilde kendilerine transfer etmek için her türlü yolu deneyen insanlar grubu. Kangallarsa kıymetli arkadaşlar, işte bütün bu nizamı korumaya çalışan ve bu noktada aslında onların da birer kuzu olduğu, yani kuzularla beraber toplumsal barışı, toplumsal dengeyi korumak isteyen insan grubu olarak tanımlayabiliriz. Bunlar yeri gelir bir asker olur, devleti korur, sınırları korur. Yeri gelir bir iktisatçı olur, ekonomik düzeni korumaya çalışır. Yeri gelir bir mühendis olur, ülkenin yaptığı bir elektronik durumu, bir makinayı ya da efendime söyleyeyim başka bir mühendislikle ilgili bir durumu korumaya çalışır ya da geliştirmeye çalışır. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi bu örneği neden verdim? Şundan dolayı verdim. Ülkemiz son 15 yıldır ekonomi ve politikada ne yazık ki çok iyi yönetilmiyor. Hatta bazılarınız diyeceksiniz ki çok kötü yönetiliyor. Evet, doğrudur. Alınan özellikle son 3 yıldaki kararlara baktığımızda ne yazık ki ülkenin çivisini yerinden çıkartacak cinsten kararlardı. Peki işte bu yanlış alınan kararlar hem ekonomide hem politikada neye yol açıyor? Tabii ki arkadaşlar, burası bir anda çakalların beslenme alanına dönüyor. Yani kendilerine kargaşadan menfaat çıkarmaya çalışan insanların bir anda hücumuna uğruyorsunuz. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Cuma günü kur hareketlerini hep beraber gördük değil mi? Kur nereye gitti arkadaşlar? 5,84'e gitti. Pazartesi nereye geriledi arkadaşlar? 5,60'a geriledi. Şimdi soru şu. Diyorlar ki işte JP Morgan'ın bir raporu vardı. Bu rapordan dolayı yukarıya gitti. Evet, olabilir. JP Morgan şunu dedi. 28 milyar dolardan rezerviniz, Merkez Bankası'ndaki kasadaki paranız 21 milyar dolara düşerse eğer bu bir risktir ve bu durumun devamı öngörülemez, devam ettirilemez dedi ve bu bir panik yarattı deniliyor. Bununla beraber bir de tevatürler çıktı. Dediler ki işte 4 milyar dolar kayboldu. Oraya gitti, buraya gitti. Arkadaşlar, kaybolan bir şey yok. BOTAŞ'ın ödemesi vardı ve oraya bir yüklü ödeme yapıldı. Ama şu bir gerçek mi? Gerçek. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nın kasasında kala kala 21 milyar dolar var. Yani düşünün, Allah korusun bir savaş çıksa, tabii ki silahlı kuvvetlerin stokları, cephanelikleri, yedekleri falan var ama hiç olmasa varsayalım. Bir savaşı, büyük bir ülkeyle bir savaş maliyeti nereden baksanız 6-7 milyar dolardır aylık. Dolayısıyla bizim kasadaki parayla
en fazla 4 ay 5 ay savaşılacak durumdayız. Tabii ki bu büyük bir acziyet. Çünkü bu ülkenin petrol ithal etmesi lazım, ilaç ithal etmesi lazım, dış ödemelerini yapması lazım. Neyse konuyu dağıtmayayım. Toparlayacak olursam tamam bu haber birilerini ürkütmüş olabilir. Ama kıymetli arkadaşlar kuru bir anda 5.84'e fırlatacak kadar da yeni bir haber değil. Bunu biz dün de biliyorduk. Geçen hafta da biliyorduk. Ondan önceki hafta da biliyorduk. Yani Türkiye kırılgan bir ekonomi. Türkiye'nin rezervleri çok zayıf. Türkiye bir şokta gerçekten sıkıntı yaşayabilir. İşte bu bağlamda hani Golan'la ilgili de birazcık sürtüşmeler oldu Trump'la falan. Ama birebir onun da %100 sebebiyet verdiğine inanmıyoruz bu işe. İşte deniliyor ki Fed'le ilgili bir takım kötümser beklentiler var. Netice itibariyle ne olursa olsun kırılgan bir ekonomi. 1, 2, 3 haber geldiğinde elbette ki kur yukarıya doğru çıkabilir ve çıkmamasında da bir mahsur yok. Çünkü ekonominiz kötü. Yani 5.84 oldu diye Türkiye bunu hak etmiyor diyemeyiz. Tabii ki Türkiye 5.84'ü de hak ediyor, yukarısını da hak ediyor matematik olarak. Birazdan zaten onu hesaplayacağız. Ama arkadaşlar ilginç olan şu. Yani çakalların Türkiye'ye beslenmek için geldiğini nereden anlıyoruz? Birileri 5.84'te, 5.80'de, 5.75'te, 5.70'te, 5.65'te deli gibi dolar satıyor ve birileri alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ve daha sonra bu 5.80'den, 5.75'ten dolar satanlar dönüp bunu 5.60'tan yerine koyuyorsa işte burada bir sıkıntı var demektir. Burada birileri sistemi manipüle ediyor. Sistemi yanlış yönlendiriyor. İşte birileri panik çıkarmaya çalışıyor. Birileri kısa vadeli kar elde etmeye çalışıyor diyebiliriz bu noktada. Tabii bu hale gelirken ne yazık ki bir ön hazırlık durumunun da yapıldığını görüyoruz. Yani bununla ne demek istiyorum? Aylardır, aylardır televizyonda, gazetede, YouTube'da özellikle kendilerini iktisatçı diyen bir sürü insan çıkıyor ve kurla ilgili çok finansal, iktisadi temeli olmadan genelde sağdan soldan işte büyük iktisatçılardan duydukları olumsuz bir iki haberi süsleyerek bunun yanına çift taneli bir rakam serpiştiriyorlar, koyuyorlar. Şimdi tabii ki böyle olduğu zaman bir ön hazırlık yani algılarda bir bozukluk oluşuyor. Hepimizin algısı bozuk. Şunu iddia etmiyorum. Yani aslında Türk ekonomisi çok iyi. Birileri geliyor bizim algımızı bozuyor. Ancak Türk ekonomisinin bozuk olduğu seviye itibariyle hak ettiği kur seviyesinin çok daha üstünde bir algı çalışması yürütüldüğü zaman işte cuma günkü olay oluyor arkadaşlar. Yani ne oluyor? Kur bir anda 5.85'e 5.90'a çıkıyor ve ondan sonra da 5.60'a iniyor. Eğer ekonomi bozuksa, eğer cuma günkü karşılaştığımız sorun gerçekten çok büyük bir sorunsa o kurun haftanın ilk günü itibariyle 5.70'in altına inmemesi gerekirdi. Eğer 5.70'in altına o kur iniyorsa burada işte birilerinin art niyetli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın yalnız burada bir şeyi karıştırmayın. Türkiye'nin ekonomisi düzgün demiyorum. Türkiye dört dörtlük demiyorum. Türkiye 5.84'ü hak etmedi diye ağzımdan bir kelime bile çıkmadı. Türkiye 5.84'ü de hak ediyor, yukarısını da hak ediyor. Birazdan bir hesap yapacağız zaten. Ama bir günde 5.84, 5.60 yapıyorsa işte orada arkadaşlar bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntıyı da çözümlememiz gerekir hep beraber. Tabii bu noktada biz ne diyoruz? Burada bir tuzak kuruluyor. Burada bir takım çakal tarzı insanlar ön hazırlıklar yapılıyor. Bunu peki nasıl çözebiliriz? Yani doların değeri nedir? Gerçek olarak nasıl hesaplayabiliriz? İşte bu noktada 3 tane yöntemle bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi finansal olarak hesaplama. Gayet basit bir matematik yapacağım. Olay şu. Amerika ve Türkiye enflasyonlarını alın bir kenara yazın. Amerika'da %2. Türkiye'de resmi rakam %20.
%20'den 2'yi çıkarttığımız zaman %18 bir yıl içinde, yani 1 Ocak 2019'dan itibaren Türk lirasının değer kaybetmesi gerekir. Şimdi tabii %18'i %20'yi aldığımız zaman buna hemen itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'deki enflasyon %20'den çok daha fazla. Evet, doğrudur. %20'den daha fazla. Ancak burada tabii ki rakam olarak neyi alacağız? Önemli olan nokta bu. Arkadaşlar, OECD'nin dediği rakam %30. Yani Türkiye'de gıda ve enerji fiyatlarının %30 arttığını söylüyor. Eğer biz %30 rakamını baz alırsak bu noktada 1 Ocak 2019'da kurun 5,30 olduğunu söylüyoruz. Ve bunu %30'da 0,3 ile çarptığımızda karşılığında 1,59 diye bir rakam elde ediyoruz. Bu 5,30'a 1,59'u eklediğimiz zaman işte 2019 yılında yıl sonu itibariyle iktisadi olarak kurun iki ülke enflasyon arasındaki farka göre varması gereken nokta 6,89 çıkıyor. Tabii %30 enflasyona yine itiraz edebilirsiniz. Dersiniz ki işte dışarıya çıkıp baktığında peynirin, etin fiyatı çok daha fazla arttı. Doğrudur. Ama burada bir sepet olarak baktığımızda da ortalama maksimum %40 gibi bir rakamı baz almalıyız. Ürün bazıyla karıştırmayın arkadaşlar. Ürün bazında 1, 2, 3, 4 ürün kaleminde bu belki %50, %60'lara vurdu. Ama diğer ürün bazında kalemlerde o kadar artışlar olmadı. Dolayısıyla burada referans olarak bir ortalama değer almamız lazım ve %40'ı alalım. %40'ı aldığımızda da arkadaşlar 5,30 ile 0,40'ı çarptığımız zaman 2,12 bir rakam elde ediyoruz. 5,30 artı 2,12 dediğimiz zaman da 7,42 Türkiye'nin %40 enflasyon seviyesiyle bir yıl içinde parasının kaybedeceği değeri bize veriyor dolar karşısında. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi 7,42 gibi bir rakam önümüzde duruyorken gidip de çok uçuk rakamları telaffuz etmek, beklemek neye yarar biliyor musunuz? Aynen şuna yarar. Panikle, korkuyla dolar yükselirken alım yaptırırlar. Biz alırız. Ondan sonra da yani birileri bize satmış olur. Daha sonra da bir gün, 2 gün sonra da hiçbir şey yokmuş. O sorun çözüldü, bu sorun çözüldü. Bir çeşit bahaneler bulunur ve kur gerilediği zaman da bize o doları satanlar daha düşük maliyetten yerine koyar. Yani aynen cuma günü olan olay olur. 5,84'ten verirler, 5,60'tan yerine koyarlar arkadaşlar. Peki, finansal olarak bir şekilde iki ülke enflasyon arasındaki farkını aldık ve dedik ki maksimum 7,42-7,50 civarında bir kur bizi bekliyor olabilir. Teknik olarak bakacak olursak, yani teknik analiz yaparsak önümüzdeki dönemde kurda nereleri hedefleyebiliriz diye, isterseniz bunun için bir grafik yardımıyla bu sorunun cevabını verelim. Şimdi burada grafikte de göreceğimiz gibi kırmızı okla gösterdiğimiz yerde fiyatı gösteren çubuklar var arkadaşlar. Cuma günü yatay olarak, yatay kırmızı çizgiler dirençlerimiz bizim. Cuma günü 5,70 direncinin üstüne çıkan bir çubuk görüyoruz. Ancak pazartesi çubuğuna baktığımızda hemen onun yanındaki çubuğun da geri geldiğini, yani 5,70 seviyesinin aşağısına indiğini gördük. Şimdi burada önemli nokta 5,70 seviyesinin tekrar geçilip geçilmeyeceği. Çünkü neden? Eğer burada teknik olarak konuşacak olursak 5,70 seviyesini hafta içi tekrar geçersek kurda arkadaşlar grafikte de işaretlediğimiz hedef bölgesi ilk önce 5,97 ve akabinde de 6,20 olarak söylenebilir. Tabii 6,20 seviyesi esnasında durup şöyle bir politik ve ekonomik alandan gelen sinyallere bakmak gerekir. Haber akışını izlemek gerekir. Zira siyasi ve ekonomik risklerin, negatif haberlerin artarak devam ettiği görülürse de bu sefer hedef yine 6,71 seviyesi olabilir diyoruz teknik olarak. Peki tersi senaryoları düşünecek olursak ne söyleyebiliriz? Tersinde de kurda bir gerileme halinde arkadaşlar.
5.50'nin artık önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz ki bu 5.50 seviyesine yaklaştıkça alımlar artabilir. Ama tabii ki bütün bunların hepsi bir yatırım danışmanlığı değil, yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama teknik olarak grafiğe baktığımızda 5.30-5.50 arasının tercih edilmesi ve mümkünse de eğer illa dolar alınacaksa da bir gerileme olması varsayımında 5.30'a yakın seviyelerin seçilmesi faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar, kesinlikle kur çıkarken alım yapılmamalı ve grafikte de gösterdik, yeşil çizgilerle de ifade ettik. 6.20 ve 6.71 dönüş noktaları arkadaşlar. Yani yukarı sert hareketlerde kuvvetle muhtemel ya 6.20 ya 6.71'den geriye dönüşler olabilir. Ama elbette ki bu rakamlar teknik rakamlar. İlgili seviyelere gelindiğinde yani bir 6.20'ye bir 6.71'e varıldığında hareketin devam edip etmeyeceğini çok basit olarak anlayabilirsiniz. Kafamızı kaldırıyoruz. Şöyle bir ekonomik politik verilere bakıyoruz. Ve eğer durum kötüyse tabii ki biraz önce finansal hesap yaparken belirlediğim 7.42 gibi bir rakam vardı biliyorsunuz. Bu uç değerdi Türkiye açısından, kur açısından. Oraya kadar da bir hareket olabilir diyebiliriz. Tabii finansal olarak dedik ki iki ülke enflasyon farkını aldık. %47-42 dedik ve teknik olarak da önümüzdeki hedef noktaları söyledik. Ve destek noktalarını belirttik. Alım yapılabilecek. Peki siyasi olarak kur etkilenmez mi? Tabii ki etkilenir. İşte bir Golan mevzusu oldu. İşte Brunson olayında atılan tweetleri biliyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki siyasette gerginlikler kuru yukarıya doğru çekebilir. Ancak bir de şöyle bir olay düşünelim. Türkiye'ye meteor düşecek ve Türkiye yok olacak. Ve bu yüzden de dolar 50 lira olacak desek. Şimdi bu güdüyle dolar alınır mı? Yani Türkiye'ye düşecek bir meteor yok. Ama bir de ısrarla şunu da savunabilirsiniz. Ya sen nasıl dolar almazsın? Meteor yani bilimsel bir gerçek. İşte kütlesi belli. Bu kütleyle hızı belli. Eğer Türkiye'ye çarparsa kur 50 lira olur, 100 lira olur. Elbette ki. Yani gelecekte gerçekleşmemiş birçok olayı biz risk kategorisine koyup fiyatlayabiliriz. Ama burada işte fiyatlamayı yaparken bu fiyatlamayı kimin yaptığı önemli arkadaşlar. Yani bu fiyatı bir çakal yaparsa kura 12-13 lira der. Bu fiyatı bir kuzu yaparsa, bir kangal yaparsa çok farklı söyler. Ben bir kuzu olarak bu fiyatlamayı yaparken bakın şöyle söyleyeceğim. Mesela S-400 ve Münbiç olayları gerçekten Türkiye ile Amerika arasındaki şu an değil mi? Görünürdeki en büyük siyasi riskler. Dolayısıyla şimdi bir doğmamış çocuğa don biçilmezler atalarımız. Ha, bu iki risk gerçekleşse fiyatlama ne olur? Bir kuzu olarak şunu söylüyorum ki arkadaşlar maksimum finansal hesapta bulduğumuz 7.42'nin üstüne ya 50 kuruş ya 1 lira koyarız. Dolayısıyla eğer birileri çıkıp bunun çok üstünde rakamlar telaffuz ediyorsa ve bunu matematik olarak da ispat etmiyorsa, sadece işte S-400 diyorsa, sadece Münbiç diyorsa, sadece Trump diyorsa, bilim bazlı dünya görüşüyle düşünmüyor demektir. Hesap kitap yapmıyor demektir. Bu bağlamda da onların yaptığı tahminler genellikle ya ilgi çekmek, ya izlenmek, ya reytingini arttırmak ya da arkadaşlar en acısı bir şekilde yukarıdan bizlere dolar satmaya çalışan ve düşükten yerine koymaya çalışan o uluslararası çakallara, o şebekelere hizmet etmektir arkadaşlar. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türk ekonomisine asla çok iyi, çok mükemmel demedim. Ama Türk ekonomisinin mevcut durumunda da fiyatlamaları yaparken elimizden geldiği kadar nesnel, objektif olmamız gerektiği düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.